Herkes, biz yine bugün mutfakta ne yapacağız? Bilgimizi, sevgimizi, yemeğimizi paylaşacağız. Size unsuz patlıcanlı pizza yapacağım. Diyete de uygun, atıştırmalık olarak da uygun. Misafirlere de ikram edilebilir. Patlıcanları güzelce yıkadım. Ne yapılır patlıcanlar? Şöyle bir pijama soyulur bunlar, değil mi? Bu patlıcanların kaderi. Eğer dolma yapılmayacaksa patlıcanlar şöyle bir şerit şerit kesilsinler bakalım. Malzemelerim çok kolay. 2 tane patlıcan ölçüsüne göre veriyorum. Diliyorsanız siz miktarı arttırabilirsiniz de azaltabilirsiniz de. Patlıcan çok düşük kalorili bir sebze. O yüzden rahatlıkla tüketilebilir. Patlıcanın olduğu yere ben domatesin olduğu yere de zeytinyağı ve karabiberi çok yakıştırırım. İşte bu malzemeleri kullanarak hazırlayacağım zaten. Ama ismi pizzaysa içinde mutlaka ne vardır? Peynir vardır. Rende peynirim burada. Zeytinyağı, yeşil biber, kırmızı biber, domates, nane, fesleğen ve bolca baharat. Canınız hangisini istiyorsa. Şöyle yapacağız. Bunu kestikten sonra çok ince doğramayın. Şöyle kalınca bir parmak olsun her bir doğrama. Çünkü fırına girdiğinde bu zaten küçülecek. Su oranı yüksek bir sebze olduğu için fırında suyunu kaybedecek. Şimdi ben bunları fırınlamadan önce zeytinyağı ve karabiberle biraz harmanlayacağım. Pek de bereketli doğrusu. Şimdi şöyle bir kasenin içine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağız. 2-3. Sonra karabiber şuradan hemen gelsin. Ve patlıcanların hepsi şimdi buraya giriyor. İyice bir karışacak bunlar. Aslında bunu fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Bak şimdi aklıma geldi. Ne olur? Bir şey olmaz, değil mi? İyi Yaşam Mutfağı'nda ne dedik? Sevgimizi, bilgimizi, yemeğimizi ama aynı zamanda kusurlarımızı da bence paylaşabiliriz. Şimdi aklıma geldi. Bence öyle yapayım. Şunları şuraya dizeyim. Fırçayla yapalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Çekmeceyi açtığımda fırça bulurum inşallah, değil mi? Vardır, vardır. Tamam, panik olmayın. Var burada. Sizi denedim. Fırçam da var, her şeyim var. Bir şey olmaz. Bunları dizelim. Bütün zeytinyağını da bitirmiş oldum böylece. Şimdi yağlı kağıda sermiştim zaten. Şöyle bir oldukları yerde de ters çevirelim. Fırça eliniz zaten tamamı sürmeye yardımcı. Evet, bütün patlıcanlarım hazır. Şimdi ilk önce bunu fırına atacağım. Sonra malzemelerini tamamlayacağım. 180 derecelik ayarlıyorum fırınımı. Evet, 200 dereceye getirdim fırını. Patlıcanlarımız biraz böyle çıtır kıvamına gelmeye yakın. Peynir ve diğer malzemeleri üzerine ekleyeceğim. Şimdi patlıcanlarım yarı piştiler. Şöyle size yarı pişmiş halini göstereyim. Çünkü ne olacak? Bunların şimdi üstüne malzemeler gelecek. Şöyle koyalım. Şimdi önce üzerlerine bir şöyle biberleri yerleştirelim. Bazıları yeşil, bazıları kırmızı olsun diyorum. Şimdi biraz da kırmızılandıralım. Tepsimiz renklensin. Minik minik doğradığım kırmızı biberler. Belki bazılarına domates. Artık evde ne varsa. Dur bakayım, şuna daha çok yakıştı. Şimdi bolca peyniri koyalım bakalım.
Elimle koyacağım. Çünkü bu şekilde kenara yayılmasından çok içinde kalmasına daha hakim olabilirim. Güzelce ellerimizi yıkadıktan sonra siz de mutfağınızda yapıyorsunuz değil mi aynı şeyi? Buradan herkes kafa sallıyor. Ve de şimdi minik minik naneleri ve fesleğenleri üzerine bırakıyorum. Bunun yerine isterseniz kuru nane, pul biber hepsi olur. El oyalıyor ama piştiği zaman değmiş diyeceksiniz. Çok güzel olmuş diyeceksiniz. Kalanlara da baharat koyacağım, değişiklik olsun. Pul biber koyalım mesela. Zaten fırınımız sıcak bekliyordu. Şimdi bu tepsiyi çok kısa süreli fırına tekrar alıyorum ve sonra afiyetle yiyoruz. Hoppa, buraları toplayalım. Evet, oldu bile. Çok kısa süre. Kaşarların erimesinden de takip edebilirsiniz ama yaklaşık böyle 3-5 dakika kadar eridi ve şu anda çıkarabilirim. Şimdi şöyle bir halini göstereyim size, çok güzel. Ama servis ederken artık hangi tabakta, hangi sırayla servis etmek size kalmış. Ben farklı farklı renkler alacağım. Bunun yanına bence ayran çok güzel yakışır. Ne dersiniz? Çay da iyi gider diyenler var burada. Bence ayran. Oo, bu çok güzel görünüyor. Şunun güzelliğine bak, gelmek istemiyor. Bak, bak. Bak ne kadar güzel görünüyor. Wow. Kalori hesaplamadım bile. Çünkü kalorisi oldukça düşük. Evet. Bir parça daha koyalım. Ve artık tadına bakalım. Tadına bakmak için benim gibi dayanamıyorsanız biraz üflemeniz gerekiyor. Çocuklar, heyecanlı mısınız? Şahane olmuş. Bence bu 2-3 tepsi yapılsın. Ondan sonra öğleden sonra filan, hafta sonları, cumartesi, pazar film filan seyrederken evde koltukta kucakları alınsın. Yanına bol domates, salatalık eklensin. Çayla ya da ayranla afiyet olsun, şifa olsun. Ne yapıyorsunuz? Yorumlarınızı benimle paylaşıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Buyurunuz.